Böyle bir rahatlık olabilir mi ya? Benim hakkım. Düşünsene, senin olanı isteyebilme hakkı sunuyor devlet sana. O senin diyor ya. Senin diyor. Çok acayip. Ona alışması harbiden çok vakit alıyor. Ama işte trafikteki bu yoğunlukla, bilmem neyle, gitgellerle şu an biz de ufak ufak alıştık, böyle diyoruz. Ya arkadaş, ne girdin? Ne üstüme çıkıyorsun? Niye arkama geliyorsun? Aynı adamın tamponuna ben yapışırım, bir şey olmaz. O arkamdan gelir benim tampona yapışır, bir şey olur. Neden? Çünkü sistem öyle işliyor. Ben senin tamponunu kontrol edebiliyorum. Senin yapacağın manevraya uygun hareket edebiliyorum. Ama sen benim arkama geldiğin zaman ben senin hissiyatını bilmiyorum. Ne zaman gaza basmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun bilmiyorum. O benim için çok tehlikeli bir durum. Ölümcül, korkutucu. Onu anlamıyorsun. Buradaki adamlar anlıyor. Anlamadıklarında laf söyleme hakkına sahipsin. Ne yapıyorsun lan diyorsun mesela. Çok değişik. Sonra mesela buraya geldiğin zaman haber izleme kültürün değişiyor, tamam mı? Haber izlemiyorsun ya. Haber izlemiyorsun. Yani ne olmuş olabilir ki? Yani ne olmuş olabilir ya? İşte bilmem nerede bir katil varmış. Vay be. Büyük olay, anladın mı? Bir tane katil varmış. İşte Boris Johnson'ın 8. çocuğu. Adamın bir tane daha çocuğu çıkmış falan gibi bir haber dinliyorsun. Vay be diyorsun. Hadi derdinizi öpeyim ben sizin diyorsun. İşte kraliçeyle alakalı bir şeyler dinliyorsun. Kraliyetle ilgili bir şeyler dinliyorsun falan. Yani evet, bir haber mantığı var ama alışkın olduğun işte kadına şiddet falan, yani kadına niye şiddet olsun oğlum? Niye şiddet olsun? Yani bugün bu ülkede mesela bir kadın şiddet gördüğü zaman polise gidiyor. Diyor ki işte atıyorum benim çocuğum var acı. Kocam bana böyle böyle yaptı. Yine sosyal devlet kısmından, ayrıca kadın hakları açısından da abi sorgusuz sualsiz kadını alıyorlar o evden. Adamı uzaklaştırma veriyorlar. Adamın akıl sağlığı yerinde mi diye bakıyorlar. Kadına diyorlar ki neye ihtiyacın var? Eve ihtiyacım var diyor. İşte bulunduğu bölgeye bağlı olarak kadına bir ev veriyorlar. Ev tamamen parasız, ücretsiz devlet evi. Hiçbir sorumluluğun yok. Mesela elektriği, suyu ödüyorsun sadece. Abi bize yeşil yanıyor ya, düz gideceklere. O kırmızı ışık tam neye yanıyor bilmiyorum ama bize yeşil yanıyor. Onu biliyorum. Buradan sağa mı dönüş var? Sola dönüş. Oğlum bu ışığı, düz ışığı nasıl sağa dönüşe ayırırsın ya? Bu da benim çok kafamı karıştıran bir olay da. Alışıyorsun işte, bak çat diye yeşili gördüm. Algıda seçicilik. Devlet mesela sana şey hakkı tanıyor. Bana yalan söyleyebilirsin hakkı tanıyor. Yani bu şey gibi anlamayın. Devlete yalan söyleyin. Oh, bana yalan söyle. Bana kötü konuş. Öyle bir şey değil de. Şey gibi. Adam diyor ki ya diyor, sen benim ülkemde yaşıyorsun. İstersen diyor benim vatandaşım olma. Sen benim ülkemde yaşıyorsun. Ben sana güvenmekle mükellefim. Bana niye yalan söyleyesin ki diyor. Sana bir soru soruyor. Çok basit soru. Yani işte evinin adresini değiştirmen isteniyor. Niye değiştiremem? Mesela benim bir önceki kaldığım evde oldu. Eski evimin adresini değiştirmek için bir ay mı ne bekledim. Çünkü şey, arka tarafta 2. maddede şey yazıyor. Bir yerde 2 aydan fazla kalacaksanız bu adresi bildirmek zorundasınız. Ve kalacağım belli oldu. Ben de gittim. Beyanda bulundum. Adam dedi ki tamam dedi. Eyvallah da. 1. maddede de şey diyor, 1 hafta içerisinde bildirmek zorundasın. Neden bildirmedin dedi. Bak gene düz yeşil. Demek ki sağa doğru herhalde buranın şeyi, akar yolu, ana yolu. Aa dedim ben, ya dedim çok özür dilerim, İngilizcem çok iyi değil, bilmiyordum. Ama gerçekten hani bu şey, bunun bir bahane olabileceği aklıma gelmemişti ve gerçekten de bilmiyordum. Adam baktı yüzüme. Ya dedim eğer bir ceza ödemem gerekiyorsa ödeyeyim onu dedim. Ben çünkü konuya vakıf değilim. İlk defa adres değiştirdim dedim. Adam dedi ki tamam sorun değil. Bu seferlik böyle olsun dedi. Sonradan öğrendim ki herkes böyle yapıyormuş zaten yani. Adam adres bulana kadar orada burada gezdiği için ne yapsın yani, bir tane adres bulmuş, o adreste kalmış gözüküyor. Yılın sonunda uzatmaya geldiğinde o adreslerinle ilgili evrak temin etmekle mükellef olacaksın. İşte o zaman biraz sıkıntı olabilir. Zannediyorum olabilir. Bilmiyorum. Mesela şey mantığı var burada, böyle askeriyede hani şey derler ya, askeriyede şalteri kapatırsın hacı. Beyin orada yok. Beynini kullanman gerekmez. Oysa askerinin de kendine ait çok has, çok özel kuralları vardır Türkiye'de. Düşünülenin aksine mantıksızmış gibi gelen şeylerin altında hep bir mantık vardır. Zaten O mantıktan dolayı o kural meydana gelmiştir. İşte o bir sebeple o ağaca selam duruyorsun ya da bir sebeple adam diyor ki abi diyor olamaz böyle bir şey. Biz diyor işte 5 kilometre mesafede bir çim saha var. Oraya gidiyorduk yürüyerek. Oradaki çimleri alıyorduk, söküyorduk, kamyona yüklüyorduk zeminiyle beraber. İşte 5 kilometre ötedeki bir başka alana ekiyorduk. Arabalar yüklenip götürüyordu. Bizi arabalar orada bekliyorlardı. Biz gene yürüyorduk. Ondan sonra bunları ekiyorduk oraya. Sonraki günde daha önceki gün ektiğimiz çimenleri alıp eski yerine geri taşıyorduk. Bu kadar mantıksız bir şey olabilir mi? Dedi. Şimdi düşünüyorum. Çok mantıksız. Yapılan işlem çok mantıksız ama elinde atıl bir iş gücü var. Ne yapmanla ilgili hiçbir fikrin yok. Yani 1000 tane adam düşün. Hiçbir işe yaramıyorlar. Hiçbir işe yaramıyorlar ve bir aradalar. Ne yapsın bunlara? Hacı bugün siz takılın, iş yok mu desin yani. Nece olur o askerin hali. Sana kuralını koyuyor, şeklini şemalini koyuyor. Diyor ki bu şartlarda bunu böyle yapacaksın. Niye? Seni fiziksel olarak dinç tutuyor, sıkılmana engel oluyor, düşünmene engel oluyor falan filan. İngiltere'de de aynı olay var. Yani sana mantıksız gelen şeyler adamlar için çok mantıklı. Yani adam diyor ki benim diyor kardeşim bir post office durumum var. Ben bunun ölmesine izin vermem. O yüzden de her şeyin postayla yapılmasını istiyorum. Gerçi Allah'a şükür pandeminin faydalarından biri bu da değişti. Artık online'a döndük sistem olarak. Post ofisin şeyleri falan azalıyor iyice. Yükümlülükleri azalıyor. O yüzden de böyle uzun bekleme süreleri, kuyruklar bilmem neler, vay benim mektubum gitti de acaba ne oldu gibi konuların birçoğu çözülmeye başlandı. Ehliyet alırken BRP'ni gönderiyorsun ve o BRP'yi takip edemiyorsun ya. Onun acısını saymıyorum. O başka bir konu. Onunla ilgili böyle uzunca konuşmak lazım aslında. Neredeyim ben? Waitrose, The Quarter, Swiss Cottage, Finchley. Finchley ne lan? Bak Iceland. İyidir Iceland, canttır. Hocam çok güzel, tebrik ediyorum. Ben olsam ben de o sinyali öyle verir geçerdim. Vallahi bravo. Ben bu arada yanındaki şeridi de kullanabiliyormuşum. Gördüğünüz gibi tabelada motür var. Yani diyor ki pazartesiden cumaya 7:10 am ve 4:07 PM arası sadece bu araçlar girebilir bu şeride diyor. Ama gördüğünüz gibi herkes park etmiş. Olur öyle. Hiç önüme bakmadan motor kullanıyorum. Ya buranın trafiğine çok mu alıştım ben acaba ya? O kadar da iyi değil yani. Sevgili otobüs, sağa çıkacaksın, bekleyeyim ben seni. Ne kadar sağa çıkacaksın anlamadım. O yüzden beklemeyeyim ben seni. Belli ki beklememek lazım. Underground. Nere bura? Bir yerde de Allah Allah her tabelaya yazarlar normalde deli deli. Burada hiçbir yerin adı yazmıyor. Lokasyon bilgisi yok bizde. Ne bu? Avenue Road. Neyin avenue'si acaba ya? Other Circle. Royal Central School. Bir şey. Okul varmış la burada. Haliyle sosyal devlet kavramı sana şeyi getiriyor. Devlete güven. Yani bu birçok insanda var, tamam mı? Doğrusu da o. Eton. Camden Town. Solda Regent's Park. Regent's Park'a doğru gidiyoruz biz. Daha önce videoda izlemişsiniz. Regent's Park'a gitmiştik biz gene. Gidiyoruz. Regent's Park'a gitmelere doyamıyoruz. Yanlış bilmiyorsam dünyada en çok dilin konuşulduğu şehirlerden birisi Londra. Yani böyle ben buraya geleceğim de İngilizce öğreneceğim dediğin zaman İngilizlerin olduğu bölgeleri tercih etmezsen o dili hiç duyamayabilirsin. Hiç. Türk mahallesinde Türkçe, Hint mahallesinde Hintçe, işte Pakistanlı mahallesi bilmem ne mahallesi. İngilizcenin hiçbir zaman dönmediği muhitleri var lan bu şehrin. Enteresan yani. Mesela çok değişik geliyor. Oha parka geldim lan. Regent Park'a geldim. Ne kadar hızlı geldim birinci bölgeye. İşte Londra'nın en seksi, en pahalı muhitlerindeyiz. Niye? Işık var orada. Yeşil de yanıyor. Bir şerit kapanmış işte yani. Single file. Single file ne demek yani? Burası herhalde. O adamın kendi ışığı var, benim kendi ışığım var. Bak, ona kırmızı yanıyor şimdi. Demin bana yanıyordu. Hiç özelem yok ya. Neyse ne diyordum? Devlete güven. Yani Boris Johnson'ın tipine bakıyorsun abi. Ya mesela burada Boris Johnson'ın tipiyle ilgili konuşabilme özgürlüğe sahibim ben. Boris Johnson'ın karakteri, Boris Johnson'ın çocukları, Boris Johnson'ın yaptığı yanlışlar, attığı yanlış adımlar, eleştirebilme özgürlüğüne sahibim. Öf baba yani. Hani vay sen bununla ilgili tweet atmışsın, dur seni alam da içeride biraz tweetleş gibi bir durum hiç olmuyor. Haberci olmak falan, yani bu kadar özgür bir yerde haberci olmak da şey geliyor yani. Ne her şey ortada lan, neyinin haberini yapacağım, anladın mı? Ha devlete ait bir sır varsa onun haberinin yapılmaması gerekir. Bu zaten dünyanın her yerinde, her ülke için geçerli bir kural. Evet, Regent's Park'tayız. Altımızda dereler, mereler, yürüyen insanlar, biz sola döneceğiz. Gelen bir motorcu var, salla. Ne olacak onunla? Biz de maşallah geldiğimiz ya bir süre sonra motor aldıktan sonra fark ettim mesela, o da çok güzel bir şey. İstanbul'da da aynısı olmuştu gerçi, hani İngiltere'de yaşam için bir sebep değil. Motoru aldıktan sonra Londra küçükmüş ya. Aslında böyle her yere erişebiliyor musun? Çok rahat bir şehirmiş falan demeye başlıyorsun. Ama o zamana kadar, yani o olay oturana kadar şey çok büyük, çok karmaşık geliyor. Gerçi İstanbul'dan gelen bir adam için Londra yaşamı çok komik yani. Vallahi bak, İstanbul'dan gelen adam için, İstanbul'dan gelen biri olarak söylüyorum bunu. Londra'da yaşamak çok kolay ya. İşte ulaşımına alışırken mesela her yerden her yere bir şey olması acayip cazip ya. Acayip cazip. Mesela onu Londra dışında yakalama imkanın, bulma imkanın yok. O arabayı oraya mı sokacaksın lan? Kerhaneci. Zor işin, çok zor işin. Ama dene yani, ne olacak? Otopark kullanmak istemiyorsun. Yoldaki ücret daha ucuz oluyor genelde otoparka girmeyince. Burada aynı. Buranın da değnekçisi yok. Buranın da değnekçisi şey, mayor, valilik. He, bura valilik sistemi. Burası şey değil. Londra bir il değil. Londra bir vilayet mi? Ne? Valilik. Yaman işte, anladın, kocaman şehir. Adam yani Londra'nın yöneticisi bir Pakistanlı kardeşim. İşte İngiltere'nin yöneticisi bir Türk. Yani adam Türk. Yok ben kabul etmiyorum, yok dedem bilmem mi. Dedesini astık diye Türkiye'ye de böyle gıcık. Ya o işte dedeme oldu da bana olmadı da, işte geçti de şöyleydi de böyleydi de, tamam da yani. Günün sonunda kökeni Türk olan bir adam İngiltere'yi yönetiyor. Kökeni Pakistan olan bir adam Londra'yı yönetiyor. Kimsenin bu konuyla ilgili hiçbir derdi yok. Çünkü sistem belli, akış belli. İngiltere'nin yıllar sonra bile ne yapacağı belli. Aralarda ufak ufak şeyler oluyor. Hadi Brexit yapalım. Hadi bilmem ne yapalım.